بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات الأنهار من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساوي مِن أَسَاوِرَ وَمِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد

العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم أشكروا ولا تكفرون صدق الله العظيم عزيز ومحترم بيتنس تيبينين Faziletler Medeniyeti programının takipçileri, bu derslerin muhterem müdavimleri, bizi yine bir cuma gecesinde hem de bütün alemler ve ademler hürmetine yaratılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ay olan Rebi'ül evvel ayında bir araya getiren Allah'a Muhammed Mustafa'ya olan sevgisi miktarınca hamd, sena ve şükürler olsun. Yine Muhammed Mustafa'yla ile aleyhissalatü vesselam'a olan muhabbeti miktarınca Habibullah aleyhisselama salat ve selamlar olsun. Geceniz, gecemiz mübarek olsun. Kardeşlerim, bu haftada dersimizin, sohbetimizin mevzu şükür hakkında. Zira kapitalizmin getirdiği bela ile tüketim çılgını, israf çılgını, Vicdanları çoğu zaman körelmiş. Elindeki nimete razı olmayı bırakın. Habire şikayet eden bir türlü canı gönülden haline razı olarak şükür Allah'ım. Şükürler olsun sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyemeyen insanların çoğaldığı bir zamanda. Bu konuda ciddi ciddi kusurlarımızın olduğu bir zamanda şükür mevzusu çok mühim. Üç haftadır anlatmış olacağız inşallah. <laughs> Mevla rızasına uygun ifade ve istifade hepimize nasip bu müyesser eylesin. Mevlamız Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da müminlere sesleniyor. Ey benim mümin kullarım, fezkuruni, beni zikrediniz, beni anınız, hatırlarınız, benim zikrimle meşgul olunuz ki, ezkurkum, ben de sizi zikredeyim. Evet, acaba Allah'ın zikrettiği kullardan olmak, ne muazzam bir değer olsa gerektir değil mi? Allah'ın bizi zikretmesi, kendi yanındaki katındakilerden, peygamberlerin, salihlerin, mukarreb meleklerin, razı oldu kullarının yanında bizim ismimizi, Rabbimizin anması, zikretmesi ne kadar büyük bir payedir ne ali bir derecedir değil mi kardeşlerim? Aziz Müslümanlar, devam ediyor Rabbimiz. Veşkuruli ve la tekfurun. Ey benim mümin kullarım, veşkuruli, bana şükredin. Şükredin de sakın ola ve la tekfurun. Nankör olanlardan, nankörlük edenlerden olmayınız. Size verdiğim nimeti küçümsemeyiniz. Kadrini iyi belleyiniz diyor Rabbimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi, müminlerin annesi, Ebu Bekir Efendimizin kızı, Hazreti Aişe radıyallahu teala anha. Çok zeki bir kadındı. Muazzam bir zekası vardı. Acayip bir ilmi vardı. Hazreti Peygamber'den ilim almakta, ilim devşirmekte olağanüstü bir gayreti, ihlası, samimiyeti vardı. Adeta ilim sevdalısıydı. Onun içindir ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat ettikten sonra kadın erkek, genç çocuk, müminler, fevç fevç annemizin yanına gelirlerdi Ayşe annemizin ona sorular sorulardı. Zira Ayşe annemiz müştehid idi kardeşlerim. Bu mühim bir husus. Bugünün hanımefendilerine, hoca hanımlarına, talebelerine bu çok şey anlatıyor zannediyorum. Aynı zamanda Ayşe annemiz iyi de bir şairdi. iyi de bir şiir ezberleyiciydi aynı zamanda. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ayşecik Ayşecik dedi. Ezberindeki şiirlerden oku da dinleyelim. Dedi ya Resulallah hangi konuda olsun? Efendimizin cevabı çok mühim. Ayşe şükürle alakalı olanlardan diyordu. Şükürle alakalı olanlardan. Hazreti Peygamber şükretmeyi, hamd etmeyi o kadar çok seviyordu ki çünkü Allah şükreden, hamdeden kulunu çok seviyor. Onun derecesini arttırıyordu. O ali dereceden dolayı kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Allah katındaki derecesinin daha büyük olmasını arzulama iştiyakından dolayı şiir okuyun dediğinde bile Şükürle alakalı olanı okuyun diye tavsiye ederdi. Hem kendi şükrederdi, insanlara da böylelikle şükrün önemini, eğitimini, terbiyesini kavrattırırdı. Sevgili Müslümanlar, aziz kardeşlerim, değerli müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ayşe'nin demiş, şiirlerini okuyunca şükürle alakalı olanı efendimiz şöyle buyurdu dikkat buyurunuz. Kenzul Ummal'da geçen bir hadis, bir rivayet. Ayşe dedi Cebrail Aleyhisselam'ın bana haber verdiğine göre Allah kıyamet gününde mahşer gününde yani öldükten sonra dirilme günü olan mahşer gününde mahlukatını kullarını haşrettiğinde bir başkasından iyilik gören kuluna şöyle sorar. Bir başkasından iyilik gören kuluna şöyle sorar. Sana iyilik yapan kuluma teşekkür ettin mi? Dedi ki: "Ya Rabbi, ey benim Rabbim, ey benim terbiyeçim, Ey benim hayatımın nizam koydusu, kanun koydusu olan Rabbim. Ben bütün nimetlerin senden olduğuna inandığım, böyle inandığım, böyle bildiğim, böyle bellediğim için sadece sana şükrettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Evet, bütün her şeyin var edeni benim. Bana şükretmen gerektiği gibi o nimetin sana ulaşmasına sebep olan kuluma da teşekkür etmen lazımdı. Onun için değil midir Hazreti Ali radıyallahu teala bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyordu. Burada hem ilme verilen önemi anlatıyor hem ilim aldığımız insana verilmesi gereken değeri, teşekkürü, vefayı anlatıyor. Kardeşlerim, Rabbül Alemin kulu, o nimetlerin sana ulaşmasına vasıta olan, aracı olan, vesile olan kuluma teşekkür etmedikçe bana da Şükür etmiş sayılmazsın diyor. Demek ki Allah'a şükrederken kullara da teşekkür etmek lazım. Dün biri söyledi güzel bir söz söyledi. Allah şirk devlette de şerik kabul etmez. Fakat Allah şükrü kendisine kabul ettiği gibi o şükre vesile kıldığı kullara teşekkürü kabul ediyor kardeşlerim. Teşekkür etmeyi bilmeliyiz. Sevgili Müslümanlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un naklettiği bir hadis buyuruyor ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmemiş sayılır. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükür etmemiş sayılır diyor. <laughs> Öyleyse birbirimize yağcılığa, dal kavukluğa varmayan bir ölçekte insani ve İslami ahlaki bir asaletle birbirimize teşekkür etmeyi de bileceğiz kardeşlerim. Bu çok mühim bir husustur. Bakınız, bazı insanlar şükür dediğimizde sadece tabi elhamdülillah demek çok mühim. Fakat malın şükrü zekatını vermektir. Verdim mi zekatını? Yok. Yığıyor, yığıyor, yığıyor. Zekatını doğru düzgün hesaplamıyor. Sadakayı hesaplamıyor. Cami bilmiyor, medrese bilmiyor, yolda kalmışı bilmiyor, Kur'an kursu bilmiyor, borçluyu bilmiyor, aç açılı bilmiyor. Bildiği bir şey var. Nedir? Kendi egosu, kendi enaniyeti. Kendi, bir tek kendi menfaati. E bu gerçekten müminlerin ahlakı değildir kardeşlerim. Bugün, Allah kendilerine salih saatli ve ömürler versin, Seyyid Muhammed Saki Erol'dan bir sohbet dinledim. Bir menkıbe anlattı, çok hoşuma gitti. Müsaadenizle paylaşmak istiyorum kardeşlerim hikmetli bir şey. Hazır konuklarım da talebelerken bu vesileyle onu da anlatmış olayım. Bir padişah varmış kardeşlerim. Ameli salih biriymiş. Bu ameli salih olan padişahın bazı konularda böyle merağı varmış. Hususen üç konuda merak varmış onda. Bir, ben Hakikaten babamın çocuğu muyum bir başkasının çocuğu muyum? Babam hakikaten babam olarak bildiğim kişidir mi? Bir. İkinci merakı ise cennete ne ile gidilir? Üç. Cennettikler kimlerdir ki onların duası alınır? Bunu merak edermiş. Bir gün kardeşlerim bir gün tebdili kıyafet yapmış, padişah kıyafetlerinden bir kıyafet giymiş, gece böyle şehri gezmeye başlamış, aç açık ızdıraplı insan var mı diye gezerken. Bakmış ki ay, ay ışığıdır o günde böyle, ayın 15'i ışıktır böyle gökyüzü. Mezarlığın orada birileri böyle gidip geliyor, gidip geliyor. Yaklaşıyor, bakıyor ki talebeler ellerinde metin ezberliyorlar. Kimisi Kur'an ezberliyor, kimisi okuduğu o ölümü diniyenin alet kitaplarının metinlerini ezberliyorlar böyle. Gidip geliyorlar böyle. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Diyor biz talebeyiz. Onlar da bilmiyorlar karşılarındaki padişahtır. E sizin medreseniz yok mu? Neden medresede değilsiniz? Neden kursunuzda değilsiniz de dışarıdasınız? Diyor medresemizin çıralarının yağları bitmiş. Yağ çırası varmış. Işık veriyor. O günün lambası. Yağımız bitmiş. Yağımız. Bundan dolayı ay ışığında dışarıda ders ezberliyoruz. Padişah yanındaki vezire diyor ki onlara kafi miktarda hemen ikram et ya ihtiyaçlarını alsınlar. Padişah biraz daha geziyor, medreseye gidiyor. Bakıyor medrese hakikaten karanlık. Oradan sarayına dönüyor. Gece olmuş, teheccüd namazı kılmış, uyumuş. Teheccüd namazı kılmış, uyumuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendisi rüyasında görmüş. Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona Ey felankesin oğlu felankes! Ey felankesin oğlu felankes! diye seslenmiş. İşte cennete götüren amel benim varislerimin yetiştiği Kur'an ilim medreselerinin talebeleri onlar için yapılan harcama onlar için Allah yolunda yapılan harcama benim varislerim yetişsin diye zekatından, sadakasından, balışından gönül hoşnutluğuyla ilim müesseselerine vermek cennete götüren ameldir. Cennetlikler ise Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın yoluna aş, iş, eş, şehvet, şöhret, menfaat, siyaset, şu bu hiçbir şey gütmeksin. Sadece Hazreti Allah'ın rızası için Allah'ın dinini öğrenenler ve öğretenler işte onlarda duası makbul cennetliklerdir. Padişah rüyasında gider Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elini öper bir anda uyanır. Üç tane sorusunun da cevabını almıştır. Biri neydi? Ben kimin oğluyum? Resulullah nasıl hitap etti? Ey felankes oğlu felankes. Anladı ki babası olarak bildiği zat onun hakikaten babasıdır. İkincisi cennete götüren amelin Allah yolunda Allah'ın dinini öğrenen ve öğreten yerlere, kişilere, müesseselere, talebelere Allah rızası için canı gönülden cömertçe yardımcı olmak. Üç. Allah'ın cennetlik ve duası makbul kulları ise Allah rızası için Allah'ın dinini öğreten ve öğretenlerdir. Bunun üçünü de beraber öğrenmiş oldu. Servet budur kardeşlerim. Sermaye budur. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahip olduklarınızın en hayırlısını size haber vereyim mi? zikreden bir dil, şükreden bir kalp, kocasının, kocasının imanına, imanlı bir şekilde yaşamasına, o imanının kuvvetlenerek artmasına yardımcı olan saliha bir kadın, hanımefendi, eş, zevce, yeryüzünde dünyada sahip olduğunuz, en kıymetli sermayenizdir. Zikreden dil, şükreden kalp, imanın hususunda sana yardımcı olan hanımın. İşte bu üçü varsa, şimdi affınıza sunurum. Geçen gün bir karikatür okudum. Yani buradan hanımefendi kardeşlerimize bir nasihat olsun. Ama sakın bu sözümden bir hakaret anlaşılmasın. Öyle bir derdim yok. Anneler, kadınlar ayaklarının altında cennet olan kimselerdir. Ama yerlerini bilirlerse. Geçen güzel bir karikatür okudum. Diyor ki, Elin Hristiyan, Yahudi, Ermeni, Ataist, Budist kadını Müslüman oluyor. Dine imana geliyor. Bizim kadınlar da bizi dinden imandan çıkarıyor. Öyle ya. Bazen arıyorlar hocam işte tartıştık eşimle. Ya bir iki söz söyledim o da çok kızdı. Boş ol dedi falan filan. Yani dinden imandan çıkardı. Yani adamı zıvanadan çıkardın. Yok kardeşim. Vallahi azim bu hayatta saadetin reçetesi bellidir. Bir tane. Güzel ahlak. Onda yoksa sen de olsun. Sen de yoksa onda olsun. Ama sen deli, ben deli. Hayat nasıl gider, gider saadetle ileri? Efendimizin bu hadis-i şerifini lütfen iyi anlayalım. Sahip olunan şeylerin en kıymetlisi zikreden dil, şükreden kalp, şükreden kalp, bir de imanı hususunda kendisine yardımcı olan saliha bir hanımefendi. Bu varsa o kişi dünya saadetlerini elde etmiştir. Değerli Müslümanlar, Aziz kardeşlerim, Osmanlı tarihinden bir husus arz edeyim. Barbaros Hayrettin Paşa, rahmetullahi aleyh, bu zat kardeşlerim, Akdeniz'in fatihidir. Kendisinin müstakil bir devleti varken, müstakil bir devlet olma noktasında en ciddi nimetlere, imkan ve fırsatlara sahipken, alem İslam bölünmesin. ümmet Muhammed tek devlet olsun. ümmet Muhammed, küfür ve kafir karşısında, güçlü olsun diye, vahdet olsun. Çünkü Müslümanlar, muvahhiddir, tevhid ehlidir. Bir olan Allah'ın birliğine inandıkları için, müminler, birlik içinde olurlar. Şimdi biz, Birlik deyince sadece kendi aile birliğimizi veya bir cemaat mensubuysak o cemaat bütünlüğünde birlik diyoruz. Hayır kardeşlerim. Bütün ümmet Muhammed'in kardeşliğini kucaklayabiliyor musun? Diğer Müslümanları ötekilemeden, dışlamadan bir takım kusurlarına bakıp onu neredeyse küfürle itham etme hastalığına düşmeden bütün Müslümanları kucaklayabiliyor musun? Yanlışlarının ıslahı, hidayeti, affı için dua ve hizmet yapabiliyor musun? Yüreğindeki şefkat, iman ve merhamet, vahdet, tevhid akidesinin yansıması ne durumda? Mühim bu. Çok mühim kardeşlerim. Barbaros Hayrettin Paşa geliyor Osmanlı Devleti Padişahına. Emir-i Müminin Hazreti Sultan Süleyman'a biat ediyor. Tek devlet oluyorlar. Bir gün bir savaş oluyor. Meşhur, meşhur kafir Andre Dora'yı yeniyor kardeşlerim. Preveze'de onu mağlup ediyor. Derken onun donanmasını komple Barbaros Halettin Paşa'a İstanbul'a getiriyor. Halic'e doğru saray burnundan girerken, Padişah'ın yanında, vezirlerden biri diyor ki, Sultanım diyor, dünya dünya olalı böyle bir manzarayı görmemiş. Ne kadar fahr etseniz, övünseniz, hakkınızdır. Deyince, Kanuni Sultan Süleyman Rahmetullahi Aleyh, Vezir, vezir, sen ne diyorsun? Övünmek, fahretmek bizim ne haddimize? Bize lütuf ve keremde bulunan, nur ve nusrette bulunan, bize yardımcı olan Rabbimiz iken neyimizle övünürüz biz? Biz ancak şükretme memur Allah'ın aciz kullarıyız. Fahretmeyiz, Övünmeyiz bir nimetten dolayı, şükrederiz. Cenab-ı Hak hepimizi şükredenlerden yesin kardeşlerim. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa aranın ardından inşallah şükür sohbetimiz devam edecek kardeşlerim. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, şükür konulu sohbetimiz devam ediyor. Şimdi böyle müjde yüklü, çok güzel bir hadis-i şerif nakledeceğim. İnşallah gönül kulağıyla dinlenir. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ema yestetî'u ahadukum en ya'mele kulla yevmin misle uhidin amelen. Allah Allah. قالوا يا رسول الله فمن يستطيع ان يعمل كل يوم عملا مثل احد قال كلكم يستطيعوه قالوا يا رسول الله ماذا قال سبحان الله اعظم من احد ولا اله الا الله اعظم من احد والحمد لله اعظم من احد والله, والله, والله اكبر اعظم من احد Ravahu ve Bazzar ve Biriniz diyor efendimiz Aleyhisselam. Her gün Uhud Dağı büyüklüğünde hayırlı amel işleyemez mi? Sahabeler ya Resulallah Uhud Dağı'nın büyüklüğünde o kadar büyük miktarda sadakaları, hayırları, zekatları, Allah yolunda harcamaları yapabilecek bir sevaba biz nasıl ulaşabiliriz? Efendimiz, kullukum <laughs> yastatiyu. Hepsini hepiniz de yapabilirsiniz. Ya aslında bunu nasıl yapacağız? Her gün Uhud'da kadar hayırlı salih ameli biz nasıl yaparız? Efendimizin cevabı kardeşlerim. Subhanallah demek Uhud Dağı'ndan daha azim bir sevap kazandırır. Elhamdülillah demek Uhud Dağı'ndan daha büyük sevap kazandırır. La ilahe illallah diye zikretmek Uhud Dağı'ndan daha büyük ecir kazandırır. Allahu ekber demek Uhud dağından daha büyük bir sevap, mükafat kazandırır. Demek ki hamd etmek, zikretmek, şükretmek, tesbih etmek, tehlil etmek, tekbir etmek ne kadar kıymetliymiş kardeşlerim. Öyleyse yolda izde Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Veya bunun birleştirilmiş biçimi Subhanallah ve la ilahe illallah, Allahu ekber şeklinde okursak Uhud'da kadar. Kardeşlerim asıl zenginlik budur. Asıl zenginlik iman, takva zenginliğidir. Kanaat zenginliğidir, şükür zenginliğidir. Asıl zenginlik haline rıza göstermektir. Bakın hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz muttefakun alih bir hadiste hakiki zenginlik mal çokluğunda değildir. Hakiki zenginlik ancak nefis gönül zenginliğindedir. Kanaat zenginliğindedir. Şükür zenginliğindedir. Tevekkül zenginliğindedir. Sabır zenginliğindedir. Ya asıl zenginlik kalp zenginidir kardeşlerim. İnsanoğlu maalesef asıl zenginliği unutup fani zenginliğin peşine düşmüş. Ne yazık ki Bugün bazı insanlar da kendilerini daha zengin göstermek için çılgınca, müsrifçe harcamalar yapıyorlar. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmıyorlar. Sonra kredi kartı belasına, tefeci belasına, banka belasına düşüyorlar. Izdıraplar içinde hayatlarının saadeti elden gidiyor. Modaların peşinden kıt kanaat büyüttü, Yırdığı parayı işte bu yeni modaymış diye şu telefona, bu kıyafete, şu araca, şuna buna habire para harcamak. Sonuç elde avuçtaki şükürsüzlükten, kanaatsizlikten dolayı haline rıza göstermemek, başkasına özenti yapmaktan dolayı elde avuçta ne var gider. Ondan sonra dar gün geldiğinde de dar gününe dirhemi bile olmaz dar gününe dilhemi bile olmaz kardeşlerim. Öyleyse iyi düşünmek lazım. Hele hele bir de fakirler ile orta hallilerin, öyle ailelerin zenginlere özenerek müsrifçe harcama yapmaları, affınıza sığınıyorum bir atasözü var. Ne güzel buyurmuşlar. Tavuk kaz yumurtası yapamaz yapmaya çalışırsa yivset dağıtır demişler. Evet. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Zengin de ayağını yorganına uzatırken onun da israf etme hakkı yoktur. Çünkü Allah innehu la yuhibbul müsrifin Allah müsrifleri sevmez. Zengin olsun, fakir olsun. Allah müsrifleri sevmez kardeşlerim. Allah'ın sevdiklerinden olmak istiyorsak şükür ehli, Kanaat ehli olacağız kardeşlerim. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeli bir hadis-i şerifini arz edeyim. İza meraltum bi riyadil cenneh terta'u galu ve mâ riyadul cenneh ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gal el mesacid ultu ve mâ ret'u gale subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah Allah'u ekber Efendimiz buyurdular ki cennet bahçelerinden geçerseniz onun meyvelerinden nimetlerinden toplayın istifade ediniz. Ya Resulallah cennet bahçesi neredir? Efendimiz camilerdir, mescitlerdir. İnananlar için, bilenler için mescitler, camiler cennet bahçeleridir. Peki ya Resulallah Oraların meyvesi nedir? Toplamamızı istediğiniz, tavsiye ettiğiniz o meyveleri. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bakın sevgili Müslümanlar, aziz kardeşlerim, değerli müminler. Demek ki cennetten meyvelerimiz olmasını istiyorsak, cennet ağaçlarının meyvelerinden nasibimiz olsun istiyorsak bir yolu varmış. Mescitlere girmeli, camilerde bulunduğumuz süre içinde bol bol Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. E bakıyorsunuz, Müslüman geliyor, caminin bahçesinde oturuyor. Geçen bir seyircimiz aramış, o da dert yanıyordu. Ben de dertliyim kardeşlerim. Caminin bahçesinde Müslüman oturuyor sigarayı pöfür pöfür o necis şeyi israf ede ede parasını içiyor. Üzerine o pis şeyin, o necis şeyin kokusu sindiği halde camiye geliyor. Ya arkanda duruyor ya bir Müslüman yanında saf tutuyor. O namaz bitene kadar o Müslüman burnunun direği çatlıyor. Halbuki Müslüman önceden gelecek, <laughs> Cennet meyvelerini toplayacak Nedir o? Sübhanallahi ve Ve la ilahe illallah ve allahu ekber Değerli Müslümanlar Aziz kardeşlerim Hazreti Peygamberimizin Mübarek Müjdeli bir hadisini de arz edeyim İnşallah bol bol müjde vereceğiz Bunlarla da amel edeceğiz inşallah. Birbirimize de dua edeceğiz. Dua, <laughs> dua isteyenler var, dua bekleyenler var, duaya aracılık edenler var. Onlar hep beraber duayacağız. Rabbim bize de, dua isteyenlerimize de, dua bekleyenlerimize de, dua etmemiz gerekenlere de maddi manevi, itikadi ahlaki, huy edep, söz hal, ruh beden, can mal, din dünya ahiret, her türlü dertlerimize ve dertlilerimize devalar, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar, borçlarımıza ve borçlarımıza kolaylıklarla ödemeler, huzursuzluklarımıza geçimler, huzurlar, nurlar, birlikler, dilikler, fakirliklerimize helal, temiz, bereketli rızıklar ikram eylesin inşallah. Bildiğimiz bilmediğimiz korkulardan emniyet ve selamette etsin. Her türlü marazlardan, hastalıklardan, şifaya beylesin. Hayatı da verse, yaşamayı da verse, salih ve sıhhatli versin, kılsın. Huzuruna da alacaksa salihlerden, hayırlı kullarından olarak alsın. Geride kalanlara da güzel sabırlar, salih sıhhatli ömürler versin inşallah. Amin. Sevgili Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Acayip bir müjdeli hadis-i şerif Yeryüzünde diyor Efendimiz Aleyhisselam. İmam Tirmizi, İmam Hakim naklediyorlar. Abdullah İbni Amr'dan. Yeryüzünde herhangi bir kimse La ilahe illallah ve Allahu Ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah Subhanallahi ve bihamdihi derse veya Subhanallahi velhamdülillahi derse onun günahları denizlerin dalga yaptığında çıkardığı köpük kadar olsa Atlas Okyanusu'nu düşünün, Büyük Okyanusu, Küçük Gölleri, Dereleri düşünün kardeşlerim. Onların köpükleri kadar günah olsa Allah o kulunu affeder diyor. Öyleyse içinde hamd, şükür sözcüğü de olan bu Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah ve elhamdülillah. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Gibi zikri şerifleri bol bol okumaya devam etmeliyiz. <laughs> Efendimizin müjde dolu bir hadis-i şerifini <laughs> arz edeyim müsaadenizle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. İmam Bey -i i nakletmiş, rivayet etmiş. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'a geliyor ve diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şayet huzur içinde Allah'a layıkıyla bir geceyi veya bir günü ibadetle geçirmiş olmayı arzu ediyorsan şöyle hamd et. Şöyle hamd et. Hadi beraberce bu hamdi yapalım. Hiç değilse ömrümüzde bir kere Cebrail Aleyhisselam'ın öğrettiği, Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabına öğrettiği, müminlere öğrettiği bu hamdi okuyalım inşallah. Bu hamd din dünya ahirette bizim için şahit ve şefaatçi olur. Onun tecelliyatlarıyla rızıklanırız. Allahümme لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك امين ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا la cezaa li illa rıza'ik illa Allah Allah Cenab-ı Mevlamız şu hamdin esrar ve havasıyla bereketiyle hepimizi rızıklandırsın sevgili Müslümanlar bir tane daha müjde dolu bir hamd Resulullah Efendimizin hamd etme şükretme zikirlerinden birini okuyacağım inşallah siz de benimle beraber okursunuz. İçinizde inanıyorum çok salihler var. Bizden daha samimiler var. Onlar hürmetine Mevlam <laughs> bizleri hamadun taifesine alır hepimizi. Hamd edenler için hazırladığı Beytül Hamd'de din dünya ahiretini hayır ve hasenelerle rızıklandırmakla beraber orada bizi konuk eder Mevlamız inşallah. Efendimiz buyuruyor ki men kâle her kim şu okunacak hamdi söylerse diyor ben müjdesini söyleyeyim sonra ardından okuyalım. Allah'ın rızasını isteyerek az, birazdan okuyacağım inşallah. O hamdi siz de benimle beraber okuyacaksınız. Allah'ın rızasını isteyerek kim şu hamdi okursa Allah ona bin sevap yazdırır. Allah onun bin derecesini ona derece verir. Allah ona yetmiş bin melaike verir ve o yetmiş bin melaike kıyamete kadar Allah'ın mağfir ve Allah'ım sen bu kuluna affet, mağfiret et, rahmet et, merhamet et diye yetmiş bin melaike kıyamete kadar dua eder. Bir bakalım bu neymiş? mübarek hamd neymiş? Beraber okuyalım kardeşlerim. Elhamdülillahi'l-lezî tevâza'a kullu şeyin li'azameti. Amin. Velhamdülillahi'l-lezî zelle kullu şeyin li'izzetihi. Amin. Vallahi kulluk kullu şeyin li için Amin. kulluk istesleme kullu şeyin li kudretihi. Amin. Amin. Ya Rabbi bu Allah'ın bizden kabul eyle Allah'ım. Geçen hafta <laughs> hatırlarsanız kardeşlerim sohbetimizi bir Mühim hadisle bitirmiştik. Onu bazı izleyicilerimiz ısrarla tekraren istediler. Müsaadenizle çok mühim olan o hadis-i şerifi kendimiz için dinleyelim. Şunun bunun için dinlemekten artık vazgeçelim. Anlatılanlar bana ne anlatıyor? Biz bazen konuşuyoruz. Ah falan keste burada olsaydı, hocayı bir dinleseydi. Ah falan keste olsaydı, hocanın bir sohbetine kulak verseydi. Bırakın kardeşlerim. Hoca kendisine, dinleyici de kendisine dinleyecek. Hoca kendisine konuşacak. Dinleyen de kendisi için dinlerse yarar görülür. Sen ışık olursan ışık saçarsın. Işık saçınca illa ki birilerini aydınlatırsın kardeşim. Bu mühim. Efendimiz buyuruyorlar ki <laughs> İbn Asakir'in naklettiği İmam Ahmet Hazretleri'nin Hasan dediği bir hadis. Bu Elbani isimli biri var. O zayıf demiş bu hadise. Bu Elbani maalesef Vehhabiler ile Selefilerin ehl sünnetin içine pompaladığı büyük bir muhaddis diye yutturmaya çalıştıkları kimse. Halbuki bizim ehl sünnetimizin itikadı, fikri, fıkhı düzgün imamlarımız, hadis imamlarımız da bellidir. Fıkıh imamlarımızda, da, akayit imamlarımız da, <laughs> tefsir imamlarımızda bellidir elhamdülillah. Böyle ehl sünnet dışı, vehhabi, mu'tezili, moderniz, şii, selefi bu tip akımlara onların onların e, akıl adamlarına cidden ihtiyacımız yok. Çünkü biz hakikaten ehli sünnetin alimlerinin kitaplarına, sözlerine gözlerimizi, gönüllerimizi, aklımızı açarsak onların kitaplarından istifade edersek her alanda bizim için izinle kafidir. Yeter ki o kitapların ağzını açacak ilim adamı yetişsin. Öyle nesiller yetiştirmeye gayret edelim kardeşlerim. O nesilleri yetiştiren müesseselere ve kimselere manen ve madden sahip çıkalım. Mühim olan budur. Efendimiz buyuruyorlar ki, bir kula dini hususunda Yüce Allah'tan bir uyarı geldiğinde, bu kul Allah tarafından her ne şekilde, her ne kimsenin her neyin eliyle gelirse gelsin, her ne vesile ve vasıtayla gelirse gelsin, kendisine yönlendirilen bu uyarıdan dolayı bilmelidir ki bu bir nimettir. Şükrederek o nimeti karşılaması lazım. Halbuki biri benim kusurumu söylediğinde affınıza sunuyorum ama azıtıyoruz, tozutuyoruz. Adeta kuduruyorum nefsim böyle çıldırıyor. O kim oluyor? Benim hatamı nasıl söyler? O neymiş? O var ya aslında onun niyeti kötü. Beni rezil etmek. Bırak bunu kardeşim. Adam sana ayna tuttu. Yüzündeki çapağı gösterdi. Temizle diyor. Af buyur burnundaki sümüğü. Elbisendeki kiri söküğü gösterdi. Niyeti kötüyse alacak karşılığını zaten. Sen kusurdan temizlenmeye bak. Şeytan da zaten bunun için Allah'a asi olmadı mı? Kendini kusursuz görüyordu. Onun hasedi, onun kibri, onun şükürsüzlüğü, onun sabırsızlığı, onun enaniyeti, onun tahammülsüzlüğü, onun kendini üstün görmesi onu lanetliler arasına aldı. Biz lanetli şeytanın lanetlik ahlakıyla ahlaklanamayız ki. Allah muhafaza al. İşte diyor bir kula her ne şekilde olursa olsun yanlışlarından, hatalarından, kusurlarından, günahlarından dolayı bir uyarı geldiği zaman bu Allah tarafından bir nimettir. Bunu şükrederek karşılamalıdır. Eğer şükretmezse aksi takdirde günahlarının ve yüce Allah'ın ona karşı olan öfkesinin artmasından dolayı helak olabilir diyor. Dikkat etmemiz gereken bir husus. Değerli kardeşlerim bir iki hadis şerifte okuyacağım. Ondan sonra sorularınıza geçeceğim inşallah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yüce Allah'ın nimetlerinden bahsetmek de şükürdür. Nimetlerinden bahsetmek de şükürdür. Verilen nimetleri gizlemek küfürdür diyor. Hani bazıları geliyor böyle. Öyle ve nimetlerini örtüyor, gizliyor, orayı göstermiyor. Elinde olmayanı konuşuyor. Şu yumda yok, bu yumda yok. İşte şöyle var olanlar hiç konuşmuyor. Ham yok, şükür yok, hep şikayetler Hep onun bunun elindekine özenti var. Ulaşamadığında huzursuzluk var. Huzursuz olmak, huzursuz etmek var. Dünyasını da ahiretinde berbat etmek var. Demek ki dünya ahiretin saadeti şükürdedir, sabırdadır kanaattedir kardeşlerim. Allah hamd eden kullarını seviyor. Seviyor. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. İnsanlara teşekkürü bilmeyen Allah'a şükretmez olmaz. Birlikte bereket, ayrılıkta ise azap vardır. Özellikle alem-i İslam'ın ülkemizin içinden geçtiği şu zaman diniminde eğer inanıyorsak inandığımız peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Vel cema'atu bereketun vel furkatu cemaatte bereket var. Müslümanlar hepsi İslam cemaatidir. Mühim olan önce İslam cemaatinin menfaatini Ondan sonra mensubu bulunduğun cemaatin, topluluğun, ailenin, aşiretin, parti, pürtü neyse onların menfaatine. Ama önce bütün alem İslam'ın, ümmet Muhammed'in yararını, hayrını, başarısını, faydasını, muvaffakiyetini, muzafferiyetini, birliğini, muhabbetini esas edinmek lazım kardeşlerim. Ayrılıkta birbiriyle uzaklaşmakta ise azap vardır diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Sevgili Müslümanlar bakın ne acayip bir müjde. İnne li ta'im min minel ecri misle mislissa ma sabir. Ebu Hureyre Hazretlerinin naklettiği sahih bir hadis kardeşlerim. Sahih bir hadis. İmam Hakim naklediyor. Nafile oruç tutmayan ancak elindekilere şükreden kişinin oruç tutup da açlığa sabreden kişi kadar sevabı vardır. Bir adam oruç tutuyor, nafile oruç tutuyor. Açlığa sabrediyor. Allah ona büyük mükafatlar veriyor. Bir adam da var oruç tutmamış ama dilinden elhamdülillahi düşünmüyor. Hep şükür ehlidir, hamd ehlidir. Allah ona o nafile oruç tutanların ecri mükafatı kadar müjde ve mükafat veriyor onun için dün hadisi şerifte okuduk her çarşamba tatvanımızda saadet camimizde yatsı namazı mütakip sohbet e, halkamız var müslümanlar geliyorlar böyle oradan bir hadis şerif hatırlıyorum Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mümine ölünceye kadar rahat yoktur ama imtihan olunur rahat yoktur ama mümin gece gündüz Allah yolunda çalışır. O hizmetten o hizmete, o görevden o göreve, o ilimden o ilime, o ibadetten o ibadete, o iyilikten o iyiliğe, o şükürden o şükre, o hayırdan öbür hayra böyle sürekli o rahatı kabre bırakır, o rahatı cennete bırakır. Ve o mümin'e sürekli çelme atanlar olur. İçeriden, dışarıdan hıyanet edenler olur. Müslümana rahat yoktur. Ama Müslüman rahatta da, zahmette de şükür ehlidir kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Bakın sevgili Müslümanlar, aziz kardeşlerim son bir hadis ile bitirelim. Ondan sonra sorulara geçeceğim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bir kul Yüce Allah tarafından kendisine verilen aile, aile, mal veya çocuk her ne gibi nimetler olursa o nimetler hususunda şöyle söylerse o nimetleri gördüğünde, hatırladığında, o nimet kendisine var olduğunda veya ulaştığında Mâ Allah, la kuvvete illa billah, mâ Allah. La kuvvete illa billah. Ne demek maşallah? Ancak Allah'ın dilediği, Allah'ın istediği olur. La kuvvete illa billah. Allah'a dayanmayan hiçbir güç yoktur. Bütün güç, kuvvet, kudret Allah'a aittir. Onun dilemesiyle oluyor. Dediği zaman ölüm hariç bu nimetin başına herhangi bir felaket gelmez. Demek ki bir nimete ulaştığımızda o nimetimizin elimizden ulaşmasını çıkmasını istemiyorsak ne diyecekmişiz hadi hep beraber dini dünya uhrevi maddi manevi zahiri batini ruhi bedeni cani maile, ailevi ve hizmetlerle alakalı hizmeti iman Kur'an İslam'la alakalı bütün nimetler için beraberce söyleyelim maşaallah la kuvvete illa billah ya işte kardeşlerim o zaman diyor o nimetlere hiçbir felaket gelmez buyuruyor. Şimdi sorulara geçelim maşallah. Sorular da yığılmış, da yığılmış. Rabbim soru ve sorunlarımızı güzellikle bitirsin. Diyor ki soru nereden aramış? Kardeşimiz bizi Antakya'dan arıyor. Antakya'ya selam olsun. Habib-i Neccar Hazretlerinin memleketine. Allah'ın selamı oradaki müminlerin üzerine olsun, Habib-i Neccar'ın üzerine olsun. Sayın hocam diyor, televizyonlarda karar değiştirirken denk geldiğim sohbet programınızı 3 haftadır iştiyakla seyrediyor ve perşembe günü akşamlarını iple çeker hale geldim. Sizden ricam, geçmiş programlarınızın CD'lerini nasıl temin edeceğimin bilgisini almaktır. Arkadaşlar ekranlara telefon numaraları veriyorlar. Oradan sorup öğrenebilirsiniz. Ee, Bitlis TV YouTube'a atıyor sohbetlerimizi. YouTube'dan da alıp izleyebilirsiniz. Ben eğer yanlış bilmiyorsam, gerçi takip etmedim. Zannediyorum her hafta atıyorlar YouTube'a öyle biliyorum. Ee, siz de oradan alabilirsiniz. Bu konuda çok ciddi derecede arayanlar var. YouTube'dan sohbetlerimizi indirebilirsiniz kardeşlerim. Bitlis TV faziletler medeniyeti diye yazarsanız geliyormuş diyor arkadaşlarımız. Bir diğer soru bunu da kardeşimiz Rize'den sormuş. Hocam AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin bir kısmında mescitler en berbat yerde bazılarında da adına mescit diyemiyorlar. Dua odası, ibadet yeri. Müslüman ülkesinde Müslümanız diyenler mescit demekten neden korkuyor? Teşekkür ederim. Çok harika bir soru. Ben de bizim bu civarlarda bir yerde bir otele gittik. Dediler ki işte otelin misafirimiz vardı yemek yiyecektik affınıza sunuyorum misafir götürmüştük bu civarda bir yerde dediler iyi lokantası var çıktık neyse misafirimizi ağırladık uğurladık namaz kılacağız mescit var mı otelde var dediler hadi nerede her zamanki gibi AVM'lerde de öyle birçok yerde de öyle bir adamın o AVM'nin sahibinin idarecisinin ister belediye olsun ister mal sahibi olsun kim olursa olsun onun imanının, onun Müslümanlarının kaç par olduğunu, onun münafık mı, Müslüman mı olduğunu mescide ne kadar değer verdiğinden görürsünüz. Gittik baktık böyle bir dip yerde bir yer. Ana bir de baktım ki bu içki içenlerin kadeh olarak kullandığı şeyler var ya onlar orada. Ula dedim biz nereye geldik? Bu mescit dediler. Dediler hocam bu barın içinden geçiyorsunuz. <laughs> orada bir küçük oda var bir odacık. iki metre kare bile yok. Orayı mescit yapmış. Barın içinden geçiyorsun. Vay ahmak. Vay imanı bozuk. Vay fikri bozuk. Vay zikri bozuk. Vay kazancı bozuk. Vay Allah'tan utanmaz adam. Senin yanında, senin gözünde, senin kalbinde Allah'a ibadet edilen Allah'ın mescidinin kıymeti bu kadar mı ya? Yazıklar olsun sana. Binler kere yazıklar olsun. Evet mescit yazamıyorlar. Dua odası diyorlar. Çünkü onlar münafıklar. Vallahi Müslüman değiller. Billahi Müslüman değiller. Tillahi Müslüman değiller. Değiller kardeşim. Değiller ya Subhanallah. Müslümanlığından utanan bir adam Müslüman olabilir mi ya? Müslüman olursam işte damgalanırım fişlenirim dinim gider donum gider ya bırak sende ne din kalmış ne don kalmış Allah hidayet etsin öylelerine böyle insanları bana hatırlatmayın rica ediyorum benim de frenim patlıyor hakkınızı helal ediniz hocam minibüsün arkasında şöyle yazıyordu kıskanma ne olur kredi al senin de olur <laughs> kıskanma ne olur kredi al, kredi dediği faiz yana. Senin de olur diyor. Allah muhafaza. Vallahi kardeşlerim Allah kitabı Kur'an'da kafirlerle münafıkların, kafirlerle münafıkların insanlık insanları günaha, harama teşvik ettiğini yazar. Kitabullah kafiri ve münafıkı tarif ederken onlar harama teşvik edenlerdir. Günaha teşvik edenlerdir diyor. Allah muhafaza. Bu çok berbat bir durum. Allah hidayet etsin. Hocam artık bize camilerde de rahat yok diyor İstanbul'dan seyircimiz. Zira caminin içinde de telefon, cep telefonu melodileriyle şarkı, türkü, dans, halay, envay türlü cep telefonunun melodilerini duymaktayız artık ibadethanelerde de rahat yok diyor. Doğru söylüyor bu kardeşimiz. Bir insanın zevkleri onun inancını, karakterini, kişiliğini, hassasiyetlerini, zevklerini, düşüncelerini, fikirlerini hayata, din, dünya, hayata bakış açısını ele verir. O kullandı. Onun için cep telefonundan cep telefonu sesi gelir. Bazıları bakıyorsunuz ilahi yüklemiş. Veya Kur'an yüklemiş veya ezan yüklemiş. Efendim bakıyorsun tuvaletten ezan sesi geliyor. Ya ayıptır ya. Vallahi ayıptır. Yani sen cep telefonuna ilahi kaside ezan, Kur'an yükleyerek sofi filan olmazsın. Telefondan telefon sesi gelir. Öbürü şarkı, türkü şu bu. Ya bunu yapıyor bakıyorsun geliyor camide. Efendim bir ses geliyor. Namaz bitene kadar herkesin canı çıkıyor. E bu kul hakkı. Sen Allah hesap veremezsin Müslüman. Müslümanın cep telefonundan telefondan telefon sesi gelir. Bunun adı telefon mu? Bitti. bitti. Telefon sesi gelir ya. Allah bizi hidayetiyle ıslah etsin. Hocam hepimiz ee, ne diyor? Bunu nereden sormuş kardeşimiz? bitnisten arıyor. Ee, hocam hepimiz haber programları izliyoruz. Acaba sunucu bayana dikkatle bakmak helal mi, meşru mu? Kaldı ki bu bayanların büyük bir kısmı göğüslerini yarısına kadar açık. Kardeşlerim, Allah Kur'an'ında Mümin erkeklere ve mümin kadınlara ayrı ayrı sesleniyor. Vel yaghududna min Yani Allah buyuruyor ki kadınlar da erkekler de gözlerine sahip çıksınlar diyor. Dikkatle haber spikeri bile olsa siz ne zannediyorsunuz? Bunlar özellikle neden kadın spiker? O spikerlerin önemli bir kısmında neden mankenlerden seçiyorlar? Neden dekolte tarzında bizim için, belki onlara göre çok kapalı. Bizim için dekolte sayabileceğimiz kıyafetler giydiriyorlar. Dertleri nedir acaba? Haber mi dinletmek? Haberi dinlettirmek için birilerini seyrettirmek mi? Kadının vücudunu kullanmak mı? Kadının vücudunu satın almak mı? Onun tenini, onun vücudunu, onun dişiliğini istismar edip kişiliğini berbat ettirmek midir? Nedir sizce bunların derdi? Allah hidayet etsin bunlara. Görüyoruz işte güya o dini hassasiyetli olan televizyonlarda da görüyoruz bir kısmında. Öbürleri zaten almış, ipin ucunu kaçırmış. Allah hidayet etsin kardeşler. Allah hidayet etsin. Haramdır kardeşler. Spiker hanımları da dikkatle süzerek bakmak, ya zaruret miktarı bakarsın, başına yersin, dinlersin, kulak vermiş Allah. Ondan sonra bir görüntü gelirse, sair görüntüleri seyredersin, haberin görüntüleri. Bu da önemli bir husus. Hocam, gayrimüslim bir ülkede Müslümanın yaşaması caiz mi? İstanbul'dan sormuş, caizdir. Ama ne şartla? Gayrimüslim ülkede Müslümanca yaşayabiliyorsa, Müslümanlığını yaşayabiliyorsa... Orada yaşaması caizdir. Değilse Müslüman bir memlekete geçmesi lazımdır. Ama bir Müslüman gayrimüslim bir ülkede yaşarsa Müslümanca yaşarsa Müslümanın imani, İslami ahlakını, edebini, kültürünü, dürüstlüğünü, adaletini, edebini, şahsiyetini, karakterini, çalışkanlığını, hassasiyetini, samimiyetini yaşayarak sergilerse öbür insanlara, o gayrimüslimlere İslam'ı güzel temsil etmiş güzel temsil ettiği için Allah'ın katında büyük dereceler alır. O gayrimüslimlerin de İslam'a bakışları düzelir. Bir süre sonra da inşallah Müslüman olurlar. Hocam diyor Bitlis'ten sormuş. Annemin doğum gününü kutlamak istedik. Öyle şeyler doğru değil dedi. Kabul etmedi. Bu konuda ne dersiniz? Derim ki anneni rahat bırak kardeşim öyle senede bir gün anamın günü deyip ananı kandırmaktan vazgeç. Anana hürmetin nasıl? Hizmetin nasıl? İkramın nasıl? Duan nasıl? İlgin nasıl? Buna bak. Doğum günü kutlamaları, şarkılarla, mum yakmalarla, Hristiyan adetleriyle olursa haramdır. Ama öbür türlü bir kişinin doğum günüdür, o gün birileri elini açar. Allah'ım onun ömründen bir yıl aldın. Geçen yıldaki ömürlerinin hatasını, günahını, seyyatını affet. Sevaplarını da büyük et. Bu önümüzde girdiği yılı da onun için salih ve sıhhatli et. Nurlu ve huzurlu et. Hayırlı ve saadetli et diye dua edersek. Efendim bu şekliyle doğum günü caiz. Bu bir adettir bu yönüyle. Ama Hristiyan adetleriyle beraber yapılırsa onların ritüelleriyle yapılırsa Allah muhafaza o çok azim bir günah olur evet mühim bir soru 6 dakikam varmış hem bir ilahimiz var bir de kitap tanıtacağım iki soruya da cevap verip müsaadenizi isteyeceğim oh, bu akşam gelen sorulara hemen hemen hiç cevap veremedim çok özür diliyorum daha geçen haftanın soruları bile kalmış diyor ki hocam dul bayanın evlenmesi dinen ayıp veya caiz değil mi ki toplumda bu kadar kötü karşılanıyor Tekirdağ'dan sormuş Trakya'da selam olsun <laughs> Dul bayanın evlenmesi dinen ayıp mı veya caiz değil mi ki toplumda dul bayan evlendiğinde bu kadar kötü karşılanıyor Kardeşlerim. Dul kadın çocukları varsa evlenmeyip arıyla namusuyla, ibadetiyle, iffetiyle çocuklarını temiz, salih bir şekilde büyütürse Peygamber Aleyhisselam buyuruyor, "Benle o cennette böyle yan yana olacağız." Ama bir dul kadın evlenmesi ayıp olsaydı, caiz olmasaydı, çirkin bir şey olsaydı. Hazreti Peygamberin o kadar hanımı vardı. İçinde bakire olan, bekar olan bir tek Ayşe annemizdi. Öbürleri hepsi de duldu. Çirkin bir şey olsaydı Resulullah Aleyhisselam veya ashabı bunu yapar mıydı? Hiç de ayıp değil. Bir dul kadın yaşına başına dinine örfüne ahlakına edebine <laughs> uygun denge olan biriyle evlenmesi lazımdır. Lazımdır. Aksi halde bekar içinde, dul erkek içinde, dul bayan içinde zina tehlikesi. Hele özellikle bu asırda evli kadınların evli erkeklerin zibil kadar zina yapanlarının var olduğu şu zamanda acaba dullar ne yaparlar? Haşa dullar öyledir demedik. Yani tehlike var demektir. Senin arlı namuslu olman yetmiyor. Öbürü arsız namusuz. O rahat durmuyor. O senin ayağına dolaşıyor. Onun için asla ya efendim işte devlet bunlara maaş veriyor evlenmiyor. Hayır hayır. Özel bir durum varsa bir şey diyemem. Ama her şartları müsait olan her dul kadında, her dul erkekte evlenmek ister. Resulullah aleyhissalatü Vesselam yaşlı, genç, herkese evliliği tavsiye etmiştir. Sahabe efendilerimiz yarın öleceğimizi bilsek, yarın yarın öleceğimizi bilsek, bugün nikahımızın altında biri yoksa gideriz mutlaka evleniriz. Rabbimize nikahsız gitmeyiz diye sahabelerin, peygamberin talebelerinin hassasiyeti vardı. Nikah aynı zamanda, evlilik aynı zamanda bir ibadettir. Sadece bir birliktelik sözleşmesi akdi değildir. Evet. Bunu da söyledik. Şimdi ilahi dinleyeceğiz. Son bir duyurumuz var kardeşlerim. Daha önce duyurmuştum. Umre seyahatimiz 21 Şubat'ta kitapta tanıtacağım inşallah. 21 Şubat'ta inşallah Allah'ın izniyle bir aksilik olmasa uçağımızı Van'dan kaldırmaya, aksilik olsa bile e, yine şirketimiz bizi mağdur etmeden İstanbul'dan götürür. Fakat %90 ihtimal inşallah Van'dan uçağımızı kaldıracağımız şekilde bir umre programımız var. Hizmet turizm ile bu aciz kardeşinizde. de kafiledeki hocalardan biridir. Bizimle beraber umreye gelmek isteyen kardeşlerimiz, Müslümanlar, hemşerilerimiz, dostlarımız, cemaatimiz varsa arasınlar bizi. Ekranlardaki numaralardan da ulaşabilir. Ekranlarda özellikle bir cep numarası bulunuyor. Ondan beni arayabilirsiniz. Yüzde yetmiş yanımda taşıdığım bir telefondur. Asıl numaram olmamakla birlikte ama onu da genelde taşıyorum. Bizimle beraber Umre'ye gelmek isteyenleri tekrar tebliğ ediyorum, hatırlatıyorum. 14 günlük 21 Şubat'ta gidiyoruz, 6 Mart'ta bizimle dönüyoruz. Böyle bir programa sizlerle beraber yolculuk yapmaktan onur duyarız, hatırlatmış oluyoruz. Şimdi çok mühim bir kitap tanıtıyoruz. Çok mühim kardeşlerim. Yaklaştırdık mı abi? Kitabımızın adı <laughs> Ehli beyt. Nedir? Peygamberin ailesi demek. Kerametleriyle, faziletleriyle, menkıbeleriyle, hikmetli sözleriyle Ehlibeyt'i anlatıyor. Ehli beyt kimdir? Nedir? Onlara karşı sorumluluklarımız var mı? Kıymetleri nedir? Allah Resulü'nün ailesi olmanın anlamı nedir? Bu konuda Toplumda istismar var mı? Nedir? Neyin nesidir? Bütün boyutlarıyla oldukça ilmi kalınca da bir kitap. Değerli ilim adamı Ömer Faruk Hilmi Bey'in kaleme aldığı bir kitap. Seyitleri, şerifleri anlatan, ehli beyti anlatan bir kitap. İlim şehri yayınlarından telefon numarası vereyim temin edeceğiniz. 0 212 511 93 07 0 212 511 93 07 Bir tane de cep telefonu vereyim. Bu İlim Şehri Yayınları'nın 0 555 823 09 67 Ehli Beyt bütün boyutlarıyla anlatılan mühim bir kitap. Özellikle kendisini Ehli Beyt ben seyyidim şerifim diyenlere önemle Allah ve lillah hatırına rica ediyorum. Alsınlar, okusunlar. Bir ne olduklarını anlamak, bilmek, görmek artılarıyla eksilerle onların de değer, kendi değerlerini ve sorumluluklarını anlamak adına da toplumun da onları tanımak, sevmek, onlara karşı görevlerini bilmek, onların sahtesiyle hakiksini ayırtmak için şu eser mutlaka okunmalı. Hepinizi Allah'a emanet ederken kardeşlerim, önümüzdeki pazar, önümüzdeki pazar mevlid kandilidir. Bütün alemler ve ademler hürmetine yaratılan Muhammed Aleyhisselam'ın doğum gecesidir. Allah onun doğum gecesi hürmetine ümmet Muhammed'i yeniden canlandırsın. Yeniden doğan, yeniden hayata en güzel, en canlı şekilde yapışan, onun şeriatı, onun sünneti, onun ahlakı, onun yolu üzere gitmekle rızıklandırsın inşallah. Bir ricam var. Haftaya Perşembe'ye kadar. Rebi'ül evveldeyiz. Mevlid kandilinin bulunduğu aydayız. Haftaya Perşembe'ye kadar. Ricam odur ki bol bol salavatlar okuyalım. Arkadaşlar telefon numarasını versinler ekrana. Cep telefonunu özellikle. Bol bol salavatlar okuyalım. Yasinler okuyalım. Ayetel kürsüler, ihlaslar okuyalım. İstiğfarlar, salavat-ı şerifeler okuyalım. Hatmi Kur'anlar okuyalım. Hatmi Enbiyalar okuyalım. O okuduklarınızı bize mesaj atın ekrandaki telefona. Biz de haftaya inşallah hep beraber yüz binlerce salavatlar okuruz inşallah hep beraber. Onu da hediyesini, duasını beraberce yaparız kardeşlerim. Şimdiden kandiliniz ve cuma geceniz mübarek olsun. Talebelerimizden bir kardeşimizin okuyacağı ilahiyle programımızı son veriyor. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun. Tuvarını aldı Yoluna erdi Hazreti Osman'ı Şehit ettiler Melekler onda Hayal ederdi Dilinden Kur'an Hiç düşmezdi İmrimi İslam'ı yoluna verdi Hazreti Osman'ı şehit ettiler Melekler orada hayal ederdi Diliden Kur'an hiç düşmezdi İmrimi İtnan'ı yoluna verdi. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Musab'ın başında kıydılar ona. Mübarek kanı sıçradı Kur'an'a Sevada melekler hayal ederdi Melekler orada de hayal derdi Dilinden Kur'an hiç düşmezdi. Ümrümü İslam'ı yoluna verdi. Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Melekler orada hayal ederdi. Dilinden Kur'an hiç düşmezdi. Ümrümü İslam'ı yoluna verdi Hazreti Osman'ı şehit ettiler Melekler da hayal ederdi dilden Kur'an hiç düşmezdi, ömrümü İslam'ı yoluna verdi, Hazreti Osman'ı şehit ettiler. <laughs>